arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde duran bu güzel çalışmamızı yapacağız bolero da diyebiliriz minik ceket de diyebiliriz bir bir buçuk yaşındaki çocuklarımızın giyebileceği güzel bir çalışma bir adet ipimi kullandım bu çalışma için ve üç buçuk numaralı tığımı kullanarak bu çalışmamızı tamamladım şöyle gördüğünüz gibi düz trabzandan oluşmakta sadece yakası önleri yani bütün dış çevresini görmüş olduğunuz bu işlemimizi yaparak güzelleştirdik. Çok şık bir görünüm kazandı. Kol uçları da yine aynı şekilde çalışarak kol uçlarımıza da güzel bir hava kattık. Her iki kol ucumuzda da aynı çalışmalarımız mevcut. Evet, bu çalışmamızı şöyle bir de arkasından görelim. Arkasında da yine aynı işlemimizi yaparak tamamladık. Şimdi bu güzel çalışmamızı birlikte e, örelim. Ama öncesinde e, beni e, izlediğiniz için hepinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ama kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok çok teşekkür ederim ve çok mutlu olurum. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Boleromuzu örmek için kartopunun baby bun ipini kullanıyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Anti peeling özelliği olan ipim 331 numaraya sahip. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre tığımı kullanıyorum. Şuradaki yazan bölümümüz 3 milimetre. Buradaki tulipin kendi numaralandırması. Evet zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. Şöyle ipimi ben içten alıyorum ve örmeye başlıyorum. Bir zincir çekip düğümümü atıyorum ve 10 tane zincirimi şöyle tığımı rahatlatarak çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok sıkı çekmeyelim. İçine trabzan öreceğimiz için kasma yapması. 2, 4, 6, 8 ve 10 tane zincirimi çektikten sonra burası ilk önümüz için. Diğer taraftaki bitiş için de yine 10 tane zincirimizi önlerimiz için çekeceğiz. Kolumuzu biraz şöyle derin istiyorum. O yüzden 14 zincir kolum için ayarlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 rahat rahat çekiyorum. Arkamız için 18 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zincirde arkam için çektim. Tekrar diğer kolumuz için 14 tane çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ve 14. Son olarak önümüz için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle bırakıyorum. Santim olarak ölçüsüne bir bakalım ölçümü bırakıyorum üzerine tutuyorum kaç santim olmuş kıyaslamak isteyen arkadaşlarımız hiç asılmadan bakın hiç asılmadan dahilim olmadan şöyle tutuyorum şöyle çektiğimde 27 buçuk santim yani hemen hemen 28 santimde olduğunu görüyorum şimdi trabzanlarımızı bu örmüş olduğumuz bölümlere göre örmeye başlarım önlerimizde 10'ar tane trabzanımız kolumuz 14 arkamız 18 trabzan olacak şimdi burada zincir kaybetmemek için iki zincir geri çekiliyorum 1 ve 2 bakın 1 ve 2 zincir geri çekildim 2 zincir de ilave ediyorum. İlave ettiğimle geri çekildiğim 2 tane trabzan oluşturacak bir döndü. Bir de buraya öreceğim için. Yani hiçbir şekilde zincirimizde eksik fazla olmayacak bu şekilde. 2 çekildim. 2 zincir çektim. Ve batıyorum. Ve başlıyorum. 3 defa da örmeye. 1 2 ve 3. 2 tane trabzanım oldu. 10 trabzanım olana kadar örüyorum 10 tane önümüz için ayırmıştık onu da örelim her bir zincir içerisine giriyorum ipimi alıyorum önce bir sonra 2 sonra 3 defa da örüyorum tığımın başını doluyorum giriyorum 1 2 3 giriyorum. 1, 2 ve 3. Bunu da ördükten sonra sayalım. Burada iki tane trabzan var. Bakınız bir döndüğümüz yanındaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ve son trabzanımı örüyorum. 10. trabzanımı da ördükten sonra üzerine iki tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen yanındaki zincirin içerisine batarak 14 tane arka arkaya trabzanımı örüyorum. Bakın aynı yere değil yanındakine batıyorum. Şuna batıyorum. Ve bir diye başlıyorum. Toplamda her bir zincirin içerisine birer tane olacak şekilde 14 trabzanımı örüyorum. Kolum için zincir olarak çekip birlikte ayırmıştık. Her birine birer birer. birer birer zincirimizden sonra beraber başlamıştık ben tamamladım 2 4 6 8 10 12 ve 14 14 tane de kolum için trabzanlarım ördüm 14. üzerine iki tane zincirimi çekiyorum ve hemen yanındaki zincirden aynı zincir değil yanındaki zincirden 18 tane arka için hazırladığımız zincirin içerisine 18 trabzanımızı örelim. Bir batıyorum, üç defa da alıyorum. Bir batıyorum, 3 de alıyorum. 18'i tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. 18 üzerine yine 2 zincir çekiyorum. Her grubu bitirdiğimizde üzerine 2 tane zincir olacak. Gruplar arası artışımızda bu zincirlerimizi kullanacağız. Tığımın başını doluyorum. Yeni zincir yuvasına girerek tekrar diğer kolum için 14 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. İlk sırada bölümlerimizi ayırarak örüyoruz. Aradaki iki zincirlerimiz artış yapmamızı ve bölümlerin ayrılmasını sağlayacak olan bölümlerimiz. Kolumun trabzanlarını da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 14'ün üzerine iki zincirimi çekiyorum bölümümü ayırmak için ve geriye kalan 10 tane trabzanımı önümüz için örmeye başlıyoruz. 10. ve son trabzanımızı birlikte örelim. Bakın hiç ne fazla ne eksik. Tertemiz bir bitiş oldu. 2 4 6 8 ve 10. Şöyle görelim. Burası önümüz, 14 kolumuz, 18 arkamız, 14 tekrar kolumuz, 10 diğer önümüz. Şöyle. Şimdi elimde bir e, düzeltme yaptıktan sonra göstermek istiyorum. Bütün parçalarımızı bu şekilde ördük. Yani bölümlerimizi 14-14 kollarımız karşılıklı, onar-onar önlerimiz. 18 de arkamızda. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Buradaki iki zincirler bölümlerin arasının ayrıldığını gösteriyor. Biraz önce trabzanlarımızı yaparken de bahsetmiştim ve buralarda biz artışlarımızı yaparak büyüteceğiz. Evet şimdi başlıyoruz. Bitiş yönünde arkasını çevirmeden 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bütün geçişleri aynı yapacağız. Bakınız ondan sonra birer birer trabzanlarımızı öreceğiz. Zincirimizin bulunduğu noktaya geldiğimizde ise artış yapacağız. İlk artışımı ben 3 artış olarak düşünüyorum. Diğerlerini ikişer ikişer yapacağız. Şimdi zincirimi çektikten sonra zincirimin dibine batıyorum. Bakın dibine ikinciye geçmiyorum ama bunu 1 olarak sayacağız. Hem zinciri hem de yanındaki trabzanı 1 trabzan olarak sayacağız. Burası 2 değil 1 olarak sayacağız. Sonra diğer trabzanıma ikinciye batıyorum. Burası 2. Iki. Ve birer birer diğerlerini de örüyoruz. Orayı 2 olarak da örmeyeceğiz. Bitirişli tekrar yaparken ben hatırlatmak hatırlatmayı yapacağım inşallah. Yine 1 olarak öreceğiz. Birer birer bakın hepsinin üzerine batıyorum ve 3 defa da çekiyorum. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Şimdi iki zincirin bulunduğu yerdeyim. Bakın en son trabzanını ördüm. Buraya ilk sıra olduğu için 3 tane trabzanımı örüyorum. Artışımı 3 olarak yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı ördüm. Trabzan 3 trabzanımızı önümüz için ördük önümüzü artırmak için araya yine bir sonraki sırada artış yapmak için iki zincirimi çekiyorum tekrar buraya batıyorum ki kolumuz içinde artışımızı yapalım 3 tane trabzan arttığım için bütün bölümlerde üçer üçer trabzanımı artacağım ikinci sıramız için 3 tane de buraya ördüm 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan Önceki 3 trabzan önümüzü genişletirken zincirden sonraki kolumuzu genişletecek. Sonrasında birer birer trabzanlarımın üzerine batıyorum. Yeni trabzanlarımı sıra tamamlanana kadar zincirin yanına kadar örerek bitiriyorum. Kolumuzu bitirene kadar ördüm. Zincirin hemen yanındayım. Burada artışlarımı yaptığım gibi yine burada da 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı bu kısım içinde öreceğiz. Şöyle Bakın buradaki yaptığımız işlemi burada da tekrarlayacağız. Son trabzanın üzerindeki trabzanımı ördüm. Bir trabzan, iki, üç. Üç tane trabzanımı ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum. Şöyle biraz yaklaşıyorum ki orada çalışmam için bana alan açılsın. Üç tane daha trabzanımı örüyorum. Bu kez hem kolumuz hem de arkamız için olan artışlarımızı çalıştık. Şimdi arkadaki bütün ilmekleri yani trabzanlarımızı örelim. Son trabzanda kolumuza geçmek için yeniden birlikte olalım. Burada da aynı işlemi yapacağız. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ama ilk sıra olduğu için birlikte çalışalım. Arkamızı da örerek geldim. En son trabzanımı tamamladım. Yine elimi alıyorum. 3 tane Trabzanımız zincir içerisine örerek artışımı başlatıyorum. Şöyle yeniden öreyim. Birinci trabzanımı ördüm, ikinci trabzanım, ikinci ve üçüncü. Üç tane trabzanımı ördüm. Araya iki zincir çekiyorum. Şöyle kendime biraz alın açıyorum. Üç tane trabzanı da kolum için artıyor. Ve birer birer kolumuz için ördüğümüz trabzanlarımızı örerek son trabzanımıza kadar örüyoruz. Kolumuz için de son trabzanımızı ördüm. Buradaki artışımızı yapıp önümüzde bitireceğiz şimdi. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 üçünü ördüm. 2 zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum ve 3 önüm için hazırladığım bütün trabzanlarımı birer birer batarak sona geliyorum Burada dikkat etmemiz gereken bir tane nokta var. Bakın şurada zincirden dönmüş olduğumuz trabzanımız var. Bunu da lütfen ihmal etmeyelim. İlmeğimiz yani trabzanımız eksik olmasa hatta şöyle sayarak kontrol edebilirsiniz. 3 tane arttık. 10 olarak da başlamıştık. Eğer kendinizden emin değilseniz böyle küçük bir minik püf noktası. 3 tane arttım. Onu da altta olduğu için 13 tane trabzanım olması gerekmekte bu ikinci sırada. Sayalım bakınız. Bir tane eksik olacak şu an. 3'ü arttım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 gördüğünüz gibi 13. burada örülmeyi bekliyor. Henüz örülmedi. Şimdi 13. ve son trabzanımı örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramız bitti. Artık bundan sonraki sıralarımızda ikişer ikişer artışlarımızı yaparak örgümüzü büyüteceğiz. Diğer sıramıza geçelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirimin hemen dibine batıyorum. Bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Diğer tarafta da aynı o şekilde başlamıştık. Bitişte bu kısmı iki örmeyeceğiz. Şimdi şuradaki bölümü örerken göstereceğim. Bütün hepsi aynı olacak. Yani bitişte başlangıcı böyle. Bir de bitişini birlikte yapalım. Diğerlerini birer birer örüyorum. Diğer trabzanlarımı. iki zincirimin bulunduğu bölüm arasına kadar ördüm. Bundan sonraki bütün artışlarımız iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde olacak. Giriyorum. Bir. Giriyorum. Ve iki. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Bir. Ve iki. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı da ördükten sonra Tüm bölümlerimi örüyorum. Tekrar buradaki artış yerine geldiğim zaman yeniden iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örüyorum. Tekrar bütün trabzanlarımı örüyorum. Buraya geldiğim zaman yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan devam ediyorum. Bu bölüme geliyorum. Yeniden iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örüp sona kadar geliyorum. sonda yeniden birlikte olalım. Üçüncü sıramızı da tamamladım. En son trabzanımızı örmek için hazırız. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle tuttuğumuzda da yıkamızın hoş buradaki derinliğini görmekteyiz. Şimdi son trabzanımızı birlikte örelim demiştim. Çünkü bir tane zincir bir tane trabzan örmüştüm. Burayı iki tane olarak örmeyeceğiz. Tam ortasına. Bir tane trabzanımızı giriyoruz tam orta yerine ve tek trabzan olarak kesinlikle burayı iki olarak ör, örüp öne doğru artış yapmayalım arkadaşlar. Şimdi tam aralarına giriyorum örüyorum bakın şu şekilde ördüm. Bir iki üç tane zincirimi çekiyorum yine kendi dibine batıyorum ve dönüşte de burada yaptığımız gibi tam arasına batıyorum şu şekilde ve birer birer örüyorum. Burada iki tane trabzanım, iki zincirim, iki trabzanım arttığımız gibi öreceğimiz diğer sıralarımızda trabzanlarımızı tamamlayıp zincirimizin bulunduğu yere geldiğimizde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan tekrar devam ediyoruz. Bundan sonraki sıra ve biraz daha büyüteceğimiz sıralarda aynı işlemi tekrar ediyoruz sonra kadar örüp geliyorum şu kısma girdiğim zaman iki trabzan iki zincir iki trabzanın buradaki boşluğa yine aynı şekilde devam edip her bir bölümümüze bu sıramızda ve bundan sonraki öreceğimiz birkaç sıramızda aynı şekilde örerek ilerleyelim ve sonrasında biraz büyüttükten sonra kolumuzu birleştirmek için hazır olduğumuzda yeniden birlikte olalım Trabzan sıralarımızı ardı ardına ikişer ikişer artarak roba kısmımızı büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7 sıramızı örerek tamamladım. 8. sırama ben başladım. Buradan 3 artışımı yaparak bıraktım. Başlangıçtaki ilk sıramızda 3 artış yapmıştık. En son kolumuzu birleştireceğimiz yerde de yine 3 artışımızı yapıyoruz. Şimdi santim olarak ölçümüzü bakalım. Benim ölçüm bir kenardan diğer kenara 27 buçuk santim ee, ve şöyle yükselti olarak bir robamızı yani bir şey alalım şuradaki bir sıra fazla olanı alalım ki bu tam doğruyu gösterecek. Burası bir sıra fazla 1 2 3 4 5 6 7 8 diğer taraf 7 idi. Bakınız 10 santime karşılık gelmekte. Diğer tarafa bakalım. Diğer tarafta 9 santim. Her bir sıramız 1 santim olmuş. Şimdi bu sıramıza da başladım. Ben burada kollarımızı birleştireceğim. Dümdüz birer birer örerek geldim. Artı 3 tane de artışımı buradan yaptım. Artık kolumu şöyle büküyorum. Kolumuzu örmeyeceğiz. Arkamız için yine başını doluyorum tığımı. Buraya da 3 tane artışımı yapıyorum. Hem öne hem arkaya üçer üçer artışımızı yapıyoruz. Şöyle görmenizi istiyorum. 3 tane önüm için arttım, 3 tane arkam için arttım ve buradan sıramın başından başlayarak gelip hiçbir işlem yapmadan ördüm. Diğerlerinde bildiğiniz gibi ikişer ikişer artarak örmüştük. Sadece ilk sırada 3 artışımızı yaptık. Şimdi arkadan yine devam ediyorum. Burada sadece gördüğüm trabzanlarımın üzerine birer birer batarak en sona kadar geliyorum. En sondan kastımız tabii ki arkamızın bulunduğu yer. Çünkü buradaki kolumuzu birleştirdiğimiz gibi önle arkamızı birleştirip kolumuzu gövdeden ayıracağız. Şimdi ben devam ediyorum. Evet arkamızı kolumuzu birleştirdikten sonra örerek geldim. Her bir ilmeğimi birer birer ördüm. Şimdi tam artış yerindeyim. Buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 3 Büküyorum kolumu. Arkayla önümü bir bütün haline getiriyorum. 3 tane artışta hemen ön kısım için örmeye başlıyorum. 2 ve 3. 3 trabzan arkam için arttım. Araya zincir çekmedim. 3 trabzan da önümüz için arttım ve önden bölümlerimi yani trabzanlarımı örmeye devam ediyorum ve hemen uzaklaşmadan şöyle görmenizi istiyorum öyle kolumuzu birleştirdik yani kolumuzu ayırdık sırtımız ve önlerimizle örmeye devam edeceğiz bir bütün halinde şöyle görmenizi istiyorum başa kadar devam edelim son trabzanımıza gelene kadar ördüm Bakınız iki gibi olan yere yine bir tane ördüm ve yine aynı şekilde önce zincirimizi 1 2 3 çeviriyorum. Sonra aynı yere trabzanımı batıyorum ve bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Artık artmamız, eksilmemiz herhangi bir işlemimiz yok. Şimdi buradan trabzanlarımı örmeye başladım. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Kol altında artmış olduğum trabzanlarımı da hiç düzenimizi bozmadan devam ettiriyoruz. İki sıra örelim bu sırayla birlikte sonrasında yeniden birlikte olalım. Kolumuzu birleştirdikten sonra iki sıra ördük. Bakın 1 ve 2. Şimdi önden oval bir şekilde kesmeye başlıyoruz. Sıramın başındayım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yandaki bakın hemen kendisine önce batıyorum. 1, 2. Kapatmıyorum. 2 defa çektim. 3. kapatmadım. 2 oldu burada. Sıramın başında oluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2. Toplamda 3 tane ilmeğimizi gördük ama bir tanesi birincimiz için yandaki de iki ikisini aynı anda örerek kesiyorum ve bu tarafa doğru daralacağız ve güzel bir eğim vereceğiz kalan bütün trabzanlarımızı yine birer birer örüyoruz bir işlem yapmıyoruz sona iki tane trabzan kalana kadar örelim Kesme işlemini bu uç noktadan yaptım. Bütün trabzanlarımı birer birer ördüm. Son iki tane trabzanım kaldı. Bakınız şuradan tam ortasına batıyoruz biterken. Yanındaki trabzanlar bunları 3 defa örmüyorum. 2 defa örüyorum. Bakın bir daha yapalım. Bir ördüm. 2 ördüm. 3. kapatmadım. 2 tane ilmeğim oldu. Son bakın şöyle aranın olduğu yerin tepesine batıyorum. 1, 2 örüyorum. 3 tane ilmeğimi aynı anda alıp kapatıyorum. Hem başlangıçta kapadım hem de bitişte kapadım. Şimdi diğer sırada da yine aynı işlemi yapacağım. Başını doluyorum. İlk başlangıç olduğu için yine dibine batıyorum ama... 1 2 örüyorum çekmiyorum bunu bir trabzan sayıyoruz bir ileriye geçiyorum 1 2 toplam 3 ilmeğimi aynı anda örüyorum hem bitirirken hem başlangıçta kesme işlemimizi yaptık şimdi sona kadar aradaki bütün trabzanlarımızı birer birer örüyoruz yine sonda iki tane örmüyoruz şöyle görelim baştan keserek gelmiştim sonda iki tane trabzanım kaldı bakınız bu bir bu da bir yine bitirirken de kesiyoruz ve birkaç sıra bu işlemimizi tekrar ediyoruz hem başlarken hem bitirirken kesiyoruz 3 ilmeğimizi 1 2 3 başlıyorum hemen dibine birinci trabzan hemen bir ileriye ikinci trabzan burası bir iki birkaç sıra daha örelim ve devam edelim. Şöyle meyilimizi verelim. Şu an kaçıncı sırada olduğumuza bakalım. Kol altından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıraya başladım. Birkaç sıra daha örüp şöyle biraz meyil verelim. Sonrasında kollarımızı yapmak için görüşelim. Eksilerek geldim ve meyilimi verdim. Gayet güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Toplamda kol altından sonra kaç sıra ördüğümüzü birlikte bakalım. 1, bir, yaklaştırayım şöyle daha da açayım kolumuzun altından sonra bakınız şöyle birleştirmiştik şu kısımda birleştirdiğimizin hemen altını sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 toplam 7 sıra ördüm birleştirdiğimle birlikte 8 sıra şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıramızı ördükten sonra şu şekilde öne doğru, yani içe doğru güzel bir mail verdik ve ben diğer kolumu ördüm. Kolumun ucundaki süsleme çalışmamı da yaptım. Buradaki süsleme çalışmalarımızı bütün çepeçevre çevre her tarafa çalışacağız. Yakamızdan başlayıp diğer bölümlerin tamamını öreceğiz. İsterseniz önce bu e, çalışmamızı göstereyim. Daha sonra da kolumuzun nasıl yapıldığına birlikte geçelim buradaki çalışmamız iki sıradan oluşmakta bir sırada V'mizi bizi hazırlıyoruz üzerine dört tane trabzanımızı arasına beylerimizin de yanlardan girişini yaparak bu şekilde kabartılı hoş bir görünüm almasını sağlıyoruz ve ceketimize havasını bu işlemimiz katmakta Evet kollarımızı nasıl yapacağımızı başlamadan önce göstermek istiyorum. Şu ortaya tam bir tane trabzanımızı giriyoruz. Bu yanlardan da birer tane alıyoruz. Biterken buradan, başlarken buradan. Sonrasında birebir bütün trabzanlarımızı tek 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 alarak hem ön hem arka sadece düz yönden örmüyoruz. Aynı gövde bölümünde çalıştığımız gibi bir ters yön, bir düz yön yapıyoruz. Yani bir düz yön, bir ters yön. Bir düz, bir ters yön yapıyoruz ki buradaki uyumumuzu yakalayalım şöyle göstermek istiyorum diğer kolumda da bakınız. Bir önden, yani bir içten, bir dıştan örerek bu uyumumuzu sağlayacağız. Sadece önden şu şekilde örgümüzü devam ettirmeyeceğiz. Evet, şimdi şu kolumuza başlayalım. Daha sonrasında çerçevemizi yapalım. Önce gösterelim demiştim ama mantıklı olan kolumuzu önce bir yapalım tam altına giriyorum Bakın kolumuzun tam altı buraya sabitleniyorum bunu bir sayıyorum 2 3 tığımın başında oluyorum yandaki trabzanıma bir tane batıyorum üçerli aldığımız için yani bir dolayıp de üç defada aldığımız için üç defada burada da yukarıya doğru çıkıyorum ve trabzanıma geçiyorum bakın bir ortaya battım bir yandakine ve sonra trabzanıma batıyorum birer birer başlangıç noktasına kadar örüyorum burası örgümün düz yönü düz yönünden örüyorum hiç trabzan atlamıyorum birer birer tamamını örüyorum kolumuzu sona kadar örerek geldim bakınız artış yaptığımız yer ve başlangıcımızın bulunduğu yer başlangıcımız da tam ortaydı şimdi buradaki trabzanıma gelerek bir tane batıyorum ve trabzanımı örüyorum sonrasında zincirimi çekerek ördüğüm yere geliyorum geçiriyorum bir 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bu kez içten yani örgümüzün tersinden örüyoruz. Ve burada hazırlamış olduğumuz birer birer trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Bir içten bu şekilde burayı da sonuna kadar tamamladıktan sonra bu kez çevirip tekrar buradan bu şekilde öreceğiz. Hep aynı yerden devam etmiş olacağız ve şu diğer kolumuzda da olduğu gibi Bakın bir düz bir ters olacak. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. Diğer kolumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 sırada diğer kolumuzda örelim. Kolumuzu tamamladıktan sonra uç kısmını birlikte çalışalım. Kolumuzu diğer kolumuzla aynı sayıda ördük. Bir ters yönden bir düz yönden örerek tamamladım. Diğer kolumdaki çalışmış olduğum gibi uç kısmını da sizlerle birlikte çalışalım. Son trabzanla ilk trabzanın arasına gelerek gidip ilmeğimi kaydırıyorum. Ve 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye batarak V'mi çalışıyorum. Bir trabzan, 2 zincir aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum tığımı başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum şöyle biraz daha belli olsun bir atladım iki atladım üçüncünün içerisine geldim ve batıyorum bir trabzan iki zincir aynı yere bir tane daha trabzan bütün V'lerimizi sıramız bitene kadar tamamlayalım. Bütün V'lerimi tamamladım. Son V'ye geçiyorum. Çeviriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dış tarafından modelimizin dış tarafından bu görmüş olduğumuz trabzanlarımızı kabartarak örüyoruz. Öncesinde yana giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. 2 zincir çekmiş olduğum V'min arasına 1 2 3 3 tane trabzanımı 1 dolay 3 defa da çekiyorum. V'min diğer bacağına yine girerek kabartıyorum. Tekrar sıradaki V'yi aynı işlemimi tekrar ediyorum. Bütün kenarlarımızı aynı şekilde yaparak tamamlıyoruz. 3 tane trabzanımı ördüm. Beğimin yanından giriyorum. Ve devam ediyorum. Kolumuzu sonuna kadar ördüm. Bir uçtan başlamıştım. Diğer uca kadar geldim. En son birleştirmesini de yapıyorum. Bakın şu şekilde altından giriyorum bir zincirle kapatıyorum ve ipimi kesiyorum kesmiş olduğum fazla olan ipimi örgümün arkasını çevirerek gizleme işlemini yapıyorum iplerimizi zaten örgü ören arkadaşlarımız çok güzel gizleme işlemlerini yapmakta yeni öğrenen kardeşlerimize şöyle biraz geriden geriden alıp burada kalan iplerimizi içe doğru çekerlerse tertemiz örgümüz olacaktır. Kenarlarımızın tamamını çalışmak için şöyle yakamızdan başlıyorum. Yakamızda dahil bütün bölümlerimizi örelim. Önce birinci sırasını örüyorum. Sabitliyorum. Bir tane de zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum aynı trabzanın bulunduğu yere girerek 3 defa da örüyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı atlıyorum 2 atlıyorum 3. trabzanıma gelerek batıyorum ve 1 2 3 3 defa da örüyorum 2 zincirimi çektikten sonra yine aynı yere batıyorum bir tane V'mizi oluşturuyoruz. 5 zincirle ilk V'mizi oluşturduk. 2 trabzan atladık. 3. trabzana battım. bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanımı ördüm. V'mi yaptım. Trabzan, bu V'ler arası zincirimiz yok. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 3. Üçüncüye batıyorum. bir trabzan, 2 zincir. Aynı noktaya bir trabzanımı daha örüyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzanımı örüyorum ve bütün çevremizi buradan başladık yine bu noktaya gelene kadar V'lerimizi iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanımıza batarak örelim yakamızdan başlayarak ördüğümüz V'lerimizi yine yakamıza kadar getirdim yakadan başladığım bütün kenarlarını altını ördüm ve en uç kısımdayım, yani başlangıç yerimin hemen yanı başındayım. Bütün V'lerimizi görmekteyiz. Bakınız, baya ben sık çalıştım. Dilerseniz daha e, uzak uzakta da çalışabilirsiniz. Yanlara her bir sıraya birer tane olacak şekilde battım. Bakın, her bir sırada bir tane V'miz var. Aşağıda ise iki atlayıp üçüncüye batarak çalıştım. Yan gelenlere sırada bir tane sırada bir tane oldu ve bayağı sık oldu eğer siz e, çok sık istemezseniz biraz arayı açabilirsiniz şimdi diğer sıraya geçelim diğer sıraya geçeceğimde bakın zincir çekerek başlamıştım yandan giriyorum yandan bir sıranın bitimi diğer sıranın başlangıcı yandan giriyorum şu şekilde geçiriyorum üzerine 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. içeriye giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tekrar trabzanımın şuradaki yandan duran zincirimin içerisine girip iki trabzan ördüm. Üçüncü trabzanımı da örüyorum. Çok sık olduğu için üç trabzan yeterli. Daha geniş yapan arkadaşlarımız bu içeriye 3 değil dört tane 5 tane doldurabilirler. Ama ben çok sık çalıştığım için Kenar trabzanımla birlikte şimdi 4 oldu. Ve sonundaki bakın B'mizin içten yine şöyle giriyorum. Dışa kabartarak trabzanını örüyorum. Toplamda burada bir başlangıçta 3 ortada bir de kenarda 5 tane trabzandan oluştu burası. Başlangıcı zincir çekmiştik ama nihayetinde trabzan diye saymaktayız. Şimdi ikinci V'ye geliyorum. Tığımı başını doluyorum. Şöyle giriyorum yine yandan. Birinciyi örüyorum. 1 bir, Yandan bacağım birini ördük V'mizin. 3 tane ortaya örüyorum. Ben sık ördüğüm için ikinci trabzanım ve 3. trabzanım. Seyrek olan yani daha farklı boşluklar bırakan daha fazla boşluk bıraktıysanız 4 ya da 5 örüyorum. 3 trabzanım ördükten sonra V'min diğer yanından giriyorum. Ve örüyorum. Ne kadar güzel durdu. Tekrar çalışalım. Birinci yandan giriyorum. 3 tane ortaya 1 2 ve üçüncüyü örüyorum ortaya tekrar ve hemen diğer bacağından girerek örüyorum ve bu şekilde şuradaki bitişteki yuvaya kadar örerek tamamlıyorum başlangıç noktamıza kadar örerek geldik bütün kenarlarını dolaştık Şöyle gayet güzel oldu. Bakın en son bitirmesini de sizlerle birlikte çalışalım. Şöyle yeniden görmenizi istiyorum. Son ilmeğimi alıyorum. Bakın yanındaki kabartmamı ördüm. Başlangıçtaki bölümüme şöyle giriyorum alttan girip alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü çektikten sonra ipimi buradan Kesiyorum ve kenarın çepe çevire tığlama işlemini bitirmiş oluyoruz. Bu ipimizi de her zaman yaptığımız gibi iç kısma doğru çekerek gizliyoruz. Bütün işlemlerimizi tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.